Dünya miladi olarak 18. yüzyıla girerken durum şu şekilde bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu en büyük güç olmakla birlikte 78.285.000 nüfusa sahipti. İstanbul'da bu yıllarda 11.500.000 kişi yaşıyordu. Kahire'de 650.000, Edirne'de 350.000, Cezayir'de 150.000, İskenderiye'de 130.000, Bükreş'te 100.000 kişi yaşıyordu. Timuroğulları Hindistan İmparatorluğu dünyanın en kuvvetli ikinci gücüne sahip olmuştu. 170 milyon nüfusa sahipti. Timuroğullarını Safaviler takip ediyordu. 18 milyon nüfusa sahipti. Çin İmparatorluğu'nda ise 120 milyon nüfus vardı. Hristiyanlığın en kuvvetli devleti Fransa olmuştu ve 21 milyon 406 bin nüfusa sahipti. Paris'te 730 bin kişi bulunuyordu. Büyük Britanya Krallığı ise 9 milyonu biraz geçkin nüfus oranına sahipti. Londra'da 674 bin kişi yaşıyordu. Hollanda nüfusu ise 7 milyon 530 bindi. Amsterdam'da 180 bin kişi yaşıyordu. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu olan Alman İmparatorlukları ve devletlerinde 22 milyon 500 bine yakın nüfus vardı. Ve en kalabalık şehirleri Viyana 150 bin kişi, Hamburg 95 bin kişiydi. Yine Habsburglara bağlı olarak yönetilen İspanya'da ise 30 milyon 400 bin nüfus bulunuyordu. Napoli'de 280 bin, Madrid'de 125 bin kişi yaşıyordu. İsveç Krallığı 4,5 milyon, Venedik Cumhuriyeti 4,5 milyon, Rusya 12 milyon olup 120 bin kişi Moskova'da yaşıyordu. Lehistan nüfusu da 12 milyon kişiydi. Fas'ta 8 milyon kişi yaşıyordu ve Fas şehrinde 250 bin nüfus bulunuyordu. Afrika'nın tamamında 30 milyon nüfus olduğu tahmin ediliyordu. Avrupa, 18. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'na Karlovçan Antlaşması'nı imzalatarak Türkler ile uğraşmayı şimdilik bırakmış ve kendi dertlerine düşmüşlerdi. Fransa, İngiltere ve İspanya kendi aralarında veraset savaşı gerçekleştirirken, Lehistan, Rusya ve İsveç arasında gerginlik artıyordu. Diğer taraftan önümüzdeki yıllarda Avrupa'da önemli bir rol oynayacak olan Prusya kuruldu. Brandenburg Dükkası Friedrich Wilhelm, İmparator Leopold ile anlaşarak 18 Ocak 1701'de Prusya kralı oldu. İsveç, 1700'lü yılların başlarında Danimarka'yı bastırdıktan sonra gözünü Lehistan ve Rusya'ya çevirdi. Ruslar 1700 yılında İsveç kralı Demirbaş Charles'a yenilmişlerdi. Bu yüzden Charles, Rusları sindirdiğini düşünerek Lehistan üzerine yürüdü. Lehistan'ın büyük kısmı Kral Nalkıran August'u tahta istemiyordu. Lehlilerin bir kısmı İsveç'in yanında yer aldı. Diğer taraftan Ruslar, İsveç'in Lehistan'a yürümesini fırsat bilerek Baltık kıyılarına kadar ulaştılar ve burada St. Petersburg şehrini kurdular. Demirbaş Charles, August'u Saksonya'ya kadar kovalayıp tahttan çekilmeye mecbur etti. Lehistan'ın başına kendisine bağlı olarak Leçinski'yi getirdi. Kral Charles yeniden Rusların üzerine yürüdü. 14 Temmuz 1708'de Rus ordusunu yenmeyi başardı ve Moskova üzerine yürüyecekken Rusların saldırısı üzerine nehirlerden geçemedi ve Ukrayna civarına doğru ilerledi. Özü valisi Yusuf Paşa aldığı emir üzerine Charles'a bir elçi gönderdi ve kuzeyde ne olup bittiğini sordu. Charles ise Osmanlılar ile ittifak yapmak niyetindeydi. Osmanlıların İsveç'i Ruslara karşı desteklemesini ve yeni Lehistan kralını tanınmasını istiyordu. Ayrıca Charles İstanbul'da bir İsveç elçisinin bulunmasını talep etti. Bunun yanında ticaret anlaşmalarını da teklif etti. Charles, Rusya'ya bağlı olan Kazak Hetmanı Mazepa ile anlaştı ve Ruslara karşı müstakil bir Ukrayna kurmak için harekete geçti.
8 Kasım 1708 günü Kral Charles Ukrayna'ya Baturin'e geldi. İsveç Kralı Charles Poltava Kalesi'ni muhasara etti. Kale kumandanı derhal Petro'ya haber ederek yardıma gelmesini, aksi takdirde Poltava'nın düşeceğini söylemişti. Rus öncü birlikleri Poltava'ya yaklaşırken İsveçliler onları püskürttü, ancak Kral Charles ayağından yaralandı. 7 Temmuz 1709 günü yaşanan Poltava Savaşı'nı kesin bir şekilde Ruslar kazandı. Rus askerleri Charles'ı takip ettiyse de Dnieper nehrinden karşıya geçmiş bulunuyordu. Charles ve beraberindeki birkaç bin kişilik süvarileri Ruslara yakalanmamak için Osmanlı topraklarına girdiler ve Özi Kalesi'ne sığındılar. Özi Kalesi'nin yeni muhafızı Abdurrahman Paşa, kralı saygı ve samimiyetle karşıladı. Diğer taraftan Rus askerleri Charles'ı takip ederek Osmanlı hududunu geçmişti. Bu da bir savaş sebebi sayılırdı. Sultanahmet, İsveç kralının çok iyi ağırlanmasını emretti. Rusların ise sulh antlaşmasına riayet etmesini ve sınır ihlali yapmamasını bildirdi. İsveç kralının ayağı iyileşmiş, Bender'e yerleşmiş, Osmanlı topraklarında özgür bir şekilde dolaşıyor, hava dahi çıkıyordu. Ancak Bodan Voyvodası Ruslara kralın topraklarında olduğunu söyleyince Rus birlikleri Osmanlı topraklarına bir kez daha girerek kralı yakalamaya çalıştıysa da başaramadılar. Osmanlı Devleti bu ikinci sınır ihlalinden de hiç hoşlanmadı ve harp kararı hakkında divanı topladı. İstanbul'da bulunan Rus elçisi binbir güçle savaşı önlemeyi başardı. Ancak Kral Charles gönderdiği elçisi vasıtasıyla Ruslara kesin bir şekilde harp ilan edilmesini tavsiye ediyor ve destekleyeceğini bildiriyordu. Ruslar ise artık savaşı göze almış, sınırlara asker yığmış ve Osmanlı içerisindeki Ortodoks tebaa ile iletişime geçerek Osmanlılara karşı isyan etmelerini istemişti. Petro bir din propagandası yaparak dünyadaki Ortodoksların başı olduğunu iddia etmişti. Petro Sultan Ahmet'e bir mektup yazmış ve kralın kendisine teslim edilmesini istemişti. Tabii ki kral Ruslara teslim edilmedi. Nitekim Karadağ ilk isyanı gerçekleştirmiş bulunmaktaydı. Bodan Voyvodalığı'nın başına getirilen Dimitri Kantemir, Petro ile anlaşıp Rusya'nın buraya girmesi halinde Bodan Rusya'ya bağlı bir prenslik olacak, ancak sınırları genişletilecekti. Voyvoda ile Çar anlaştılar. Çar Petro bu defa Evrak Voyvodası Brankovan ile de anlaştı. Rusya'nın bölgeye girmesi halinde Evrak'ta bağımsız bir devlet olarak tanınacaktı. Sırbistan da Rusların Osmanlı topraklarına girmesi halinde kendilerine yardım edeceğini bildirdiler. Petro yine Lehistan'a 2. Avgust'u kral olarak atamıştı ve Osmanlılar ile savaşında kendisine destek olmasını istemişti. Petro tüm tertibatı hazırladıktan sonra Sultan Ahmet'e bir mektup gönderdi ve İsveç kralının kendilerine verilmemesi durumunda Lehistan ile birlikte Osmanlılara savaş ilan edeceğini duyurdu. Bu zamana kadar tüm gücüyle sulh içinde kalmak isteyen 3. Ahmet artık iplerin koptuğunu ve harp çıkacağını anladı ve hızlıca hazırlıklara başladı. Çar Petro 25 Şubat 1711'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Kırım Hanı derhal Rusya içlerine doğru binlerce atlısıyla akınlara çıktı ve birçok Rus şehrini yağmaladı. Nisan 1711 günü Baltacı Mehmet Paşa'ya serdarlık verilerek sefere çıkması emredildi. Ve 140 bin kişilik Osmanlı ordusu hareket etti. Ruslar ise Bodan'a girdiler.
Ardından Çar Petro, Prut Nehri'ni geçerek Yaş Şehri'ne geldi. Ancak Çar Petro'nun bir hesabı tutmadı. Eflak Voyvodalığı Osmanlılara isyan etmeye cesaret edemedi. Rus Çarı Prut Nehri boyunca ilerlemiş, Osmanlı köylerini basarak erzak alıyordu ki, Baltacı Mehmet Paşa'nın sürati Rusları şaşırtmıştı. Baltacı Mehmet Paşa topçuları ve askeriyle taarruza kalktığında nehir kenarında sıkışmış olan Ruslar siper kazarak saklandılar. Muharebeye cesaret edemediler. Baltacı Mehmet Paşa Yeniçeri'ye hücum emri verdiğinde ciddi bir şekilde isteksiz savaşan Yeniçerileri gördü. Ve Rus mevzilerini yaramadan geri çekildiler. Baltacı Paşa'nın Yeniçeri'ye olan güveni ciddi şekilde sarsılmıştı. Çar öyle sıkışmıştı ki buradan kurtulmasının imkanı yok gibi görülüyordu. Derhal Baltacı Mehmet Paşa'ya Başbakan Baron Şafirov'u gönderip sulh teklif etti. Ve Karlofça ve İstanbul Antlaşması'nda imzalanan ne elde ettiyse geri vereceğini vaat etmişti. Bu vaatlerin başında da Azak'ın Osmanlılara iadesi söz konusu oldu. Baltacı Mehmet Paşa, Kırım Hanı ve İsveç Kralı'nın itirazlarına rağmen Rusya ile sulh yaptı. Çar Petro Rusya'ya geri döndü. Baltacı Mehmet Paşa ise İstanbul'a döndüğünde padişah tarafından azarlandı. Rus birliklerini imha etmeden geri döndüğü için sadrazamlıktan azledildi. Nitekim Rus Çarı Petro sözünü tutmadı ve Azak'ı Osmanlılara iade etmedi. Bunun üzerine padişah 3. Ahmet ordu ile sefere çıkmak için Edirne'ye hareket etti. Padişahın ciddiyetini gören Petro aman diledi. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Edirne Muahedesi 24 Nisan 1713 günü imzalandı ve Azak Osmanlılara teslim edildi. Sulh yapılmasının ardından 5,5 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nde yaşayan İsveç Kralı Demirbaş Charles İsveç'e geri döndü. İsveç Kralı'nın 5,5 yıllık Osmanlı Devleti'ne sığındığı dönemden sonra tarihe geçen sözleri bu şekilde kaldı. Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü. Kurtuldum. Bu nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi. Önümde su, ardımda düşman. Tepemde cehennemler püsküren ateş. Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu. Yine kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar. Esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok. Zindanda da değilim. İstediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar âli cenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak bilsen ne kadar tatlı.